onu buldun mu Tefi? Hayır, daha bulamadım. Oğlum pideler bitti. Koşun çabuk. Dicle, nereye? Hastaneye Ahmet abi. Ne oldu? Bir şey mi vardı? Yok. Sen bugün anama yardım etmeyecek miydin? Bugün de sen yardım et. Bana olmuş. Abla gidiyor musun? He ablam. İyi. Mehmet, oğlum nerede kaldın? Yine taş peşine koştun değil sen? He, düştüm ana. Bir gün o taşlar senin başına düşecek ya. Ana! Bak bu kız iyice başına buyruk oldu ha. Oğlum abim ise onun işi var. Hastanede. Kamuran, Kamil. Oğlum biraz rahat durun, rahat yediniz birbirinizi. Hacı. Oğlum benim ayakkabıları niye boyamadın? Boyarım baba, ayıp ettin ha. Boyarım ya. Ver baba, ver. Ana ben gidiyorum. Güle güle kızım. Baba hoşça kal. Oğullar ola kızım. İşi de hiç bitmez zaten. Vaka nedir? Trafik kazası. Kafa travması olabilir, oksijen başlıyor. Hemen. Ayrıca toraks PT çekelim. Peki doktor bey. Doktor, bu yakıcıdan baş mı? Bir baş bey, koşka mı? Bir baş bey. Gel ablacığım, şu koluna bir bakalım. Gel. Bihatış der bas yapış ki. Bihatış baş be, tuhem ne ki? İnşallah hoş ki.
Fatma'nın durumu nasıl? Değişen bir şey yok. Ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Yoksa kötü bir şey mi var? Dur, telaşlanma hemen. Bu gibi durumlarda umudumuzu kaybetmememiz lazım. Aa Hakan, merhaba. Biz de Dicle ile Fatma'nın durumunu konuşuyorduk. Siz tanışıyorsunuz değil mi? Karşılaşmıştık. Evet. Fatma'nın durumuyla Doktor Hakan ilgileniyor. Doktor Bey, Fatma'nın durumuyla ilgili bir gelişme olursa beni ararsanız sevinirim. Tabii tabii, ararım. Güzel kız değil mi? Ha? Dicle diyorum. Güzel kız. Babam, sen mi geldin? Ana haberler. Eve gittiler. Gel hacı, otur. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Mürgeç amca. Ucundan azıcık da bana vermeyeceksin abla? Ablacığım, ben bunu arkadaşlarım için yaptım. Heh, al bakalım. Ama daha fazlası yok. Hı? Abla, sevgi taşı bu olabilir mi? Merhaba. Dicle, hoş geldin. Hoş bulduk. Alın bakalım. Bu böreği zor bulursunuz. Yesenize. Ne istersin Dicle abla? Zeliha hacım, bana da bir çay getir. Ne yaptı kardeşim? İşe başlayabildin mi? Allah razı olsun abla. Başladı sayende. Dicle, sen bu böreği derneğe de getirmiştin. Ne derneği? Dicle Kimsesiz Çocuklar Yararına bir dernekte çalışıyor. Hem de gönüllü olarak. Vay be, ne güzel. İsterseniz bize katılabilirsiniz. Olur tabii, neden olmasın? Bulut. Memnun oldum. Ya ben de fotoğraflara bakıyordum. Ne çok yer gezmişsiniz dünyanın her yeri. Evet. Unutulmuş köşedeki çocuklara ulaşabilmek hayaliyle epeyce dolaştık. Çok güzelmiş. Dicle zaten faaliyetlerinizden söz etmişti. Ah keşke. Yaşadığımız her yerde, yaşadığı kenti ailesi gibi gören Dicle'ler olsa yanımızda. Çok memnun oldum. Ben de aynı şekilde çok memnun oldum. Görüşeceğiz inşallah. Görüşürüz Bulut. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
genel olarak damat adaylarının kız isteme yeridir. Damat adayları kızı annesinden ve babasından istemeden önce burçları üzerine çıkıp ilkin Diyarbakır'dan ister. Vay be. Çok romantik bir gelenekmiş. Öyle. Sen İstanbulluydun değil mi? Eskişehirliyim. Orada tıp okuduktan sonra yurt dışında master yaptım. Yurt dışından sonra Diyarbakır ha? Orada bir hastane bulamadın mı? Eyvallah. Aslında pek öyle değil. Master bitip de yurt dışından döndüğümde babamın bir sürpriziyle karşılaştım. Sürpriz? Bana bir hastane açma kararı vermiş. Yani kendi hastanemin başhekimi olacakmış. Oysa benim adıma karar verilmesine hiçbir zaman sıcak bakmadım. Ya zaten benim kariyerimle ilgili o kadar çok planım var ki. Ne gibi? İstanbul'da sınır tanımayan doktorlar örgütünün Türkiye şubesini kurup bunu dünyayla entegre etmek gibi. Ama bundan önce yapmam gerekenler de var. Dünyayı gezmek, insanları tanımak, güzellikleri keşfetmek. Sen hiç kendinden bahsetmiyorsun. Dicle. Dicle daldın. Dicle'yi izlemek beni rahatlatır. Küçükken dedemin dizlerine yaslanır bu nehirin efsanesini dinlerdim. Efsaneye göre Danyal peygambere vahiy gelir. Denir ki elindeki asayla suyun çıktığı mağaranın ağzından bir çizgi çiz. Su arkandan gelir. Ama İnsanların malına mülküne zarar geldiğinde güzergahını değiştir ki kimseye zarar gelmesin. Danyal peygamber de bu emre uyar, Diyarbakır'dan Basra'ya çizgisini çizer. Dedem için Dicle Allah'a giden yoldu. İşte Diyarbakır'ın en temiz duyguları bu nehirde akar. Dedem ölünce de bu masalı en son babamdan dinledim. Babam da dedem gibi bakırcı ustası. Yorulduğumda dükkanına gider, bakır döven ellerini, ruhunu Dicle'ye benzetir, gölgesinde dinlenirdi. Çorbaları doldur. Şşş, Dicle! Kızım çorbaları koysana ya. Ver baba ver. Anam. Vallahi bilerek yaktı. Bir şey de becersen bari. Bir şey olmaz oğlum, bir şey olmaz. Ya ne bir şey olmaz ana, ne bir şey olmaz ya? Akşama kadar dışarılarda geziyor. Evde desen Leyla gibi dolanıyor. Biriniz de demiyorsunuz ki bu kız nerededir, ne yapar, ne eder? Gezerim, tozarım. Sana mı soracağım? Asıl siz kendinize bakın. Hacı abimle öyle boş. Ne boş gezmesi ya? Sen de bir mühendis oldun. Bu başın göklerdedir ha Dicle hanım. Ne bir susun? Akşam da böyle bir yemek yedirmez insana. Şey olur şekli. En azından kardeşinizin işi gücü var. Ya sizin? Bu kadar zaman geçti, bir baltaya sap olamadı.
hazırım. Sen de zamanında gel abi. Efendim anne. Nasılsın oğlum? İyiyim, siz? Seni merak ediyoruz işte. Ya neyi merak ediyorsunuz, koskocaman adamım? Bakıyorum başım çaresine. Biliyoruz canım oğlum, biliyoruz. Ama ne bileyim, televizyonda her gün yeni bir şeyler duyuyoruz. Korkmayın anne, televizyonların abartması işte. Hadi, hadi kapatıyorum. Babama selam söyle. Sen yine de kendine dikkat et, olur mu kuzum benim? Tamam, tamam anne, ederim. Ana. Söyle Mehmet'im. Bir daha anlatsana sevgi taşını. Kurban olduğum. Diyarbakır surları yapılırken taşlar söz dinlememiş. Üst üste konan her taş düşmüş. Duvarlar tutmaz olmuş. Hazreti Süleyman da... Hadi bana gidelim, biraz daha vakit geçiririz. Olmaz Hakan, evden bekliyorlar. Ha, ben de gelmek isterim ama zaten işten zaman kalmıyor. Geç kalınca da bizimkiler laf ediyorlar. Ya ne demek laf ediyorlar? Biz koskocaman insanlarız. Anla beni Hakan ya. İyi hadi peki. Hadi Dicle, aç şu telefonu. Thank you.
Hakan, ben de sana geliyordum şimdi. Tabii. Doktor Hakan Bey, Doktor Hakan Bey, acilden bekleniyorsunuz. Akşam bir yerde buluşalım mı? Seninle konuşmak istediklerim var. Tabii yine işin yoksa. Olur tabii. Saat 7'de 10 gözlü köprünün orada. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Dijlam, berkam, çubuk yaçam. İşte kim tane day? Ne oğlum bu ne hal? Ne olmuş oğlum sana? Ne yok ki oğlum. Hoka bulaşmışsınız. De çabuk gidin yıkanın etrafı rezil etmeyin. Hay çalışıyoruz ana. Değil Ahmet abi. Ya oğlum hacı, hazine mazine yok burada. Toktan başka bir şey yok burada ha. Öyle deme abi, öyle deme. Ha burada burası buraka nedir? Pok olur, başka ne olur? Hem güvercin poku kısmettir, kısmet. Of hacı, of. Gel hadi gel. Ulan burası nedir? Hani abi burası der. He burası, burası gelelim. Allah. Oy. Ama yanamay. Hesaplarıma göre buradır. Ahmet abi bu sefer bulacağız değil. İnşallah, inşallah hacı. Hadi bismillah, rastgele. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hadi gidin kanın. Hala dikiliyorlar. Kim bilir yine hangi deliktelerdi. Eri kazalım. De beje. Çubu çiğte he. Anlamıyorum seni Hakan. Yani ne bileyim, her şey böyle iyi giderken... İyi mi gidiyor? Bunun neresi iyi? Seni seviyorum. Hayatının içinden geçen hikayelerden biri olmak istemiyorum. Daha değerli olmak istiyorum. Tanrım, sen öyle biri değilsin ki. Ben senin hep yanındayım. Değilsin işte. Hep benim özveride bulunmam gerekiyor. Sana yakın olabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Anlamıyorum seni Hakan. Anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok. Ya sen sokakta gördüğün herkese benden daha yakınsın. Bu da benim içimi acıtıyor. O yabancı insanlar dediğim benim ailem kadar yakınlar bana. Onlar ailem falan olamazlar. Sen onlara sadece merhamet ediyorsun. Sen o insanlardan hoşlanmıyorsun değil mi? Ya Dicle, saçmaladığının farkında mısın? Dicle, durur musun lütfen? Hoş gelmişsin amca. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Amca, bir şey olmadı ya. Yok kızım. Öpeyim abi. İçeri iner. Abi, hala küs müyüz? Bak izah edebilirim. Ulan senin izahına sıçam. Neyini izah edeceksin? Günahsız adamı günaha sokarsan sen. Tövbe tövbe, hadi git işine. Abi suçum ne? Bir de suçum ne diyor? Babadan kalma ne varsa sattım kaset çıkaracağım diye. Kaset değil abi, CD, CD. Sıçtığımın CD'si. Sata sata mallar bitti, CD çıkmadı. Kumara verdi paraları da yüz. Be, kumar. Abi tövbe, eğer kumar oynuyorsam Allah belamı versin. Nerede? Öyle söyleme be abi. Yenge, yeğenler. Bir şey söyleyin ya.
Baba, amcam doğru söylüyor. Ben geçen gördüm. Amcam namaza başlamış. Sus la. Hele bir dur baba. Amcam ne diyecek? Kız haklı. Hele bir dur dinle. Bak ne diye. Sen başladın gene. İyi, neyse. Neyse derdin anlat. Dinleyin. Ne derdim olacak abi? Şey diyecektim. Şu bizim büyük tarla var ya. Ne git lan? Ne git gözüm görmesin seni. Amca. Tamam oldun bir dur baba. Ya sonra konuşursun tamam ya. Amca tamam abi git. Ben şimdi gidiyorum. Bak büyüğümsün. Ulan bak hala konuşuyor ya. Hala konuşuyor. Ne yapıyorsun böyle? Navete çiye? Pelin tıkarı mı şişebilirim? Eri, ezi budum te. De tıbı bir şişi geçirdi ki. Duyulistik mi Lizi? Na ezi budum yok. Jivana da her de boruya avet çadık. Haydi gel bakalım. Geç bakalım böyle. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben Helin'in annesi. Meryem. Buyurun. Ah, hoş bulduk Meryem bacı. Buyurun. Bu su şişeleriyle ne yapıyorsun Meryem bacı? Hele anlat bize. Aa, bu şişeleri alıp kışını kesiyorum. Kesip iç içe geçiriyorum. Sıcak şişle de yanlara delikler açıyorum. En baştaki şişeden suyu basıyorum. Oradan su gelip yavaş yavaş bu deliklerden akıyor. Fidelerimi suluyor. Ablacığım, bunca pet şişeyle uğraşacağına müdürlüğümüze sulama boruları için bir dilekçe yazsaydın ya. Müdürlüğümüz proje kapsamında ilçede ihtiyacı olan herkese bedava veriyor. Nereden bileyim? E artık öğrendin. Bir dilekçe yazarsın. Ben okuma yazma bilmem. Ben senin için ne gerekiyorsa yaparım. Sen merak etme. Allah razı olsun. Sen nerede oturuyorsun? Gelsene buraya. O konuşmaz amcası. Neden? Babası öldükten sonra sustu. İçine kapandı. Sanki Baran'ım gitti, yerine başka bir çocuk geldi. Ya abi eminsin verelim. Ya bu dedemden babama kalmış ha. Dedemin yadigarıdır. Vallahi babam bulamayınca çok üzülür. Hacı oğlum şu hazineyi bulak. Aynısından babama gidip alacağım. Bak gidip Resul abiden geri satın alırız. Sus. Ya bilmiyorum ki abi ya. Ya Ahmet abi. Biz babam namazdayken bunu çaldık. Çarpılmayalım. Vallahi içimde kötü bir iz var ha. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez ha. Of hacı of. Sen adamı ders sahibi edersin ha. Ya oğlum şu hazineyi bırak. 40 defa hacı göndereceğim seni. Esnaf mı Ahmet abi? Sus hacı sus. Ahmet abi sen bir tanesin ya. Sizinki nerede? Biraz eksik ama idare et. Oho, hep böyle yapıyorsunuz ya. Ne yapıyorsunuz siz? Sahtedir değildir, kontrol ediyoruz. E nedir ki bu? Bu böyle haritanın ortasına koyuyorsun. Böyle başına doğru çeviriyorsun. Arkadaki çentik hazinenin olduğu yeri gösteriyorsa harita sahte değildir. Göstermiyorsa zaten sahtedir. Bana inanmayıp da bu uyduruk alete mi inanacaksın?
La şerefsiz, o kadar harita sattın hepsi fos çıktı. Senin yüzünden sur içini kaza kaza kuyuya çevirdik. Bir şey daha bulsak bari. Hamer abi valla burada bir şey yazıyor. Hay! Tam da çentiğin arkasında. Nerede lan? Bura mı? He. Bana! Ben onu okuyacak kişiyi biliyorum. Ama çok para ister. Biz okuturuk. He biz hallederiz. Yürü lan. Sana Baran'ı getirdim. Baran, merhaba. Hoppa! Gel Baran. Nereden bildin? Tahmin etmek zor olmadı ki. Burası konuşmak için uygun bir yer değil. Çıkalım mı? Olur. Bulut! Görüşürüz. Şimdi. Şimdi asmaca oynuyoruz, tamam mı? Başlayalım. Geçen akşam için gerçekten çok özür dilerim. Biliyorum çok üzerine geldim ama ne yapayım? Daha çok yanımda olmanı istiyorum. Zamanla değiştiğini görüyorum. Her gün kaprislerin artıyor. Yoruyorsun beni Hakan. Değişmiyorum. Sadece her geçen gün sana daha çok bağlanıyorum. Daha çok vakit geçirmek istiyorum. Dernekteki çocuklara ayırdığım vakit kadar bana da vakit ayırsan. Biraz daha fazla görüşsek. Bana gidelim, otururuz, konuşuruz. Olmaz. Evden bekliyorlar. Gitmem gerekiyor. Yani görüşebiliriz. Annemleri yarın Eylül'e götüreceğim. İstersen sen de gel ha. Olur mu? Hazreti Süleyman'ın parmağında her sihre sahip bir yüzük varmış. Ve bu yüzük insanlar alemine, hayvanlar alemine, taşlar, sular ve ağaçlar alemine hakimmiş. Hazreti Süleyman Diyarbakır'ı alınca şehri sularla çevirmek istemiş. Ve ustalarına surları yaptırmak istemiş. Ama üst üste konan hiçbir taş tutmamış. Duvarlar tutmazmış. Bunun üzerine Hazreti Süleyman sihiri olan yüzüğünü çıkarmış, taşların harcını katmış. İşte o an bütün taşlar söz dinlemiş ve her biri kendiliğinden üst üste gelerek surları oluşturmuş. Bu yüzük aslında bir taştır, sevgi taşıdır, birlik olmanın taşıdır. Kim bu taşa sahip olursa, insandan taşa, hayvandan ağaca, bir araya gelmez ne varsa her şeyi bir araya getirirmiş. Ana, sevgi taşını ben bulsam? Taş sırdır, kimse bilmez. Bu sır surlarda gizlidir. Surlar
bu sırrı daha hiç kimseye açmadan sana mı açacak oğul? Hem taş bulunursa, surların bedeninden sökülürse duvarlar yıkılır. Ana! Şşş, uyudu. Yine aynı masalı mı anlattırdı sana? Dicle kızım, unutmadın değil mi? Neyi ana? Yarın annenin anasını Nebi İlyas türbesine götürecektik ya kızım. Yok ana, unutmadım. Gideceğiz. Hatta bir arkadaşın da gelecek. Geç ana. Havalitel babet kapte. Ne dayı? Senin adın ne oğlum? Hakan efendim. Dualarımız onunla beraber Erdal. Allah kızına inşallah hayırlı bir şifa gönderir. O da şifasını bulur. İnşallah. İnşallah verir inşallah buradaki yatan zatların hatırına. Bahire teyze, kızı anne için geldi. Anneyi biliyorsun, kalbi gerekli organ bulunmazsa ölecek. Çevre illerde ne kadar Allah dostu nebi varsa gitti. Umut işte. Kader değil. Kader. Ani ile Mustafa birbirlerini çok severdi. Biz lisedeyken hep öyle bir aşk işlerdik. Onların aşkına çok imrenirdik. Ama aileleri aynı dinden olmadıkları için evlenmelerine izin vermedi. Sonra Ani hastalandı. Mustafa da başkasıyla evlendi. O inandığımız, o imrendiğimiz aşk törenin ve ihanetin pençesinde yok oldu. Bir tek Ani bu sevdaya sadık kaldı. Vücudunu yorgun düşüren kalbine rağmen o aşkını hiç yüreğinden çıkarmadı. Baba. Mustafa. Hani bana önemli bir şey söyleyecektin? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim de nasıl söyleyeceğime karar veremedim. Söylemeyi bir dene istersen. Seninle ilk çıktığımızda buraya gelmiştik. Bana damat adayları kızı anasından babasından istemeden önce ilk Diyarbakır'dan ister demiştin. Ey Diyarbakır! Surlarında kucakladığın en güzel kızı mutlu etmem için bana veriyor musun? Efendim? Duydun mu? Evet dedi. Duydum. Sen ne diyorsun? Abi. Ne oldu lan? Biri mi geliyor? Yok yok, biri gelmiyor da. Ya abi diyorum ki bu böyle olmayacak ha. Ya bu haritayı okuyabilen birine göstersek. Ya deli deli konuşma. Paramız mı var ki okuda? Boş boş konuşmayı bırak da etrafına bak. Gelen giden varsa haber ver. Tamam tamam. La ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? La
Ne yapıyorsun burada? Namaz kılacağım da kıbleyi arıyorum. Allah çok şükür. Ne yaptın? Yok. Belki anan yalan söylüyordur. Ya sevgi taşı diye bir şey yoksa? Yoksa niye surlar yıkılmıyor? Varsa niye görmüyoruz? Ne zamandır seninle kazıyoruz, hiçbir şey yok. Bulmak kolay olsaydı herkes bulurdu oğlum. Tamam. İşin varsa? Gel gel. Tamam, teşekkür ederim. Ne yaptın? Söyledin mi sizinkilere? Yok, söyleyemedim. Fırsatım olmadı. Ya sizinkiler? Ben de onları almaya şimdi havaalanına gidiyorum. Ben çok mutluyum. Hani ilk tanıştığımızda sana söz etmiştim ya, dünyayı dolaşmaktan falan. Şimdi sadece seninle hayal ediyorum. Evlenince dünyayı gezeriz değil mi? Bilmem. Bunu şimdi konuşmasa. Sana ne zaman Diyarbakır'dan ayrılmaktan bahsetsem beni geçiştiriyorsun. Şimdi bunları konuşmak için çok erken. Benim çıkmam lazım. Bu kadar valizi neden getirdiniz? Annen işte ne bulduysa aldı. Geçin buyurun oturun. Sana mı soracağım oturup oturmayacağımı? Bacaklarım da şişti zaten. Oğlum banyo nerede? Edip merak etme, şimdi ben onları sıcak suyla ovarım, şişleri iner. Ha, bu bacakların şişi inmez. Anne sen dur, ben bir yastık getireyim hemen rahatlatır. İstemez. Edip ne huysuzsun ya. Bana bak Filiz, şu isteme işini bir an önce bitirelim ve buradan çekip gidelim. Bu şehre daha fazla tahammül edemem. Heh, şunu altına koyalım, rahatlarsın. Tamam, bırak, bırak, bırak. Biliyorum. Bana hasta muamelesi yapma. Anne gel, ben sana banyoyu göstereyim. Üzülme yani, kurtulacaksın. Halime hiç üzülmedim Filiz'le. Ben bu yatağa düştüğüme değil, asıl Mustafa. Bazen kimse olmadığında gelir, af diler. Hakkımı helal etmememi ister, ağlar. Konuşmam, gitmesini beklerim. Gitmeyince korkarım. Kalbim parçalanacak gibi olur. Sonra gider. Bir sancı gelir kalbimin içine oturur. Ağlarım. Gerçek bu derim. Ne olursa olsun ben onu seviyorum. Ama beni terk eden Mustafa'yı değil, yanımda kalan Mustafa'yı seviyorum. İşte o Mustafa. Şuramda. Kalbimin içinde. Ancak ölüm alır onu benden. Yani kalbini. Ahmet abi. Bir şey yapmadılar ya. Sığır. Sayende az kalsın yapacaklardı. Hacı ben sana ne dedim? Polis gelse haber ver, kaçalım dedin. Ben niye kaçamadım acaba hacı? Ben niye kaçamadım? Allah'tan yalanım... Allah'tan yalanıma inandılar da serbest bıraktılar. Ulan kazma küreği oldu. Ahmet abi merak etme, gerisini alırız. Lan neyle aracağız? Paramız mı var? Kıçımızda donumuz yok. Paramız mı var? Yürü. Nereye abi?
Ya yürü eve gidelim. Kaç gündür eve gittiğimiz yok. Gece bir çalıştık, bir kamyonda yük yük boşalttık deriz, para kazandık. Sonra da şu kazma kürek işine bakarız. Yürü. Ne söyleyeceksen söyle Berzin. Diyeceğim ki hani bizim kız var ya. Dicle'ye diyeyim yani ha. La havla. İstanbul'a gelecekler. Neden? Hele sen bir kahveni iç, ben sana anlatacağım niye. Bersin bak. Bizim kızımız artık çocuk değil. Evlilik çağı geldi, geçiyor. Benim o tütün tabakasını bulamadınız değil mi? Yok, bulmadık. Besim nereye? Gel ye. Baba nereye? Ana babam nereye gideyim? İşi varmış. Gel şimdi. He. Oğlum bu kazma kürek nedir? İçeri getirmişsiniz. Ana emanettir. Ya belediyede çalışmaya başladık ana, işte iş, güç, kazma, kürek. Kazma kürekle. He ana, kazmayla başladık işe. Ya üstümüze zimmetli ha, ne olur ne olmaz. İyi, işe gidin de. Ana. Babam ne dedi? Bırakım sen merak etme. Ya açız aç, gelin hadi bir yemek verin. Besim, uyumadın ya. Yok. Daha bir şey söylemedin. Kız daha küçük. Zamanı var. Ama madem uzaktan gelmişler, gelsinler, konuşak tanışak. Ey Allah rahatlık versin. Şimdi diyeyim, yarın gelmeseler de öbürsü gün gelseler, biz de düşünür taşınırdık. Değil Berzi. 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 Hoş oldum benim. Sana çörek getirdim. Hadi ye. Demek beni görmeye geldin, öyle mi? Aha. Ne yaptın? Buldun mu sevgi taşını? Yok ama bulacağım. Kırdın zaten. Hala konuşuyor. Yüzsüz. Utanmadan tarlanın kapısını istemeye gelmiş. Neymiş satacakmış? Bu kaçıncı isteyiş lan? Yok oğlum yok. Bundan sonra sana zırdık yok. O tarlada benim de hakkım var. Ne hakkıyım lan? Ne hakkı ne kadar yedikim alamırken say. Yahu ne yapıyorsunuz? Yapmayın be ya, yapmayın. Hadi Hakan hazır mısın? Bekliyoruz. Hazırım işte baba. Oo zımba gibi olmuşsun. Oğlum. Bu akşam babanın sana özel bir sürprizi var. Şimdiden söyleyeyim de sürprizi bozma. Peki hadi o zaman çıkalım da çiçek alacağız yoldan. Hadi. Kız mı geliyor? Kız geliyor.
Teşekkür ederim güzel kızım. Dicle, güzel kızım. Gel yanıma otur sen de. Çocuklar nerede kaldı Berzi? Gelmeleri gerekiyordu ama. Kaç çocuğunuz var? 4 tane daha var. Nerede kaldınız oğlum? İşimiz biraz uzadı da baba. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Benim 2 büyük. Nerede çalışıyorlar? Çalışmıyorlar. Belediyede çalışıyoruz mevsimlik. Yeni başladık. Efendim, malumunuz sebebi ziyaretimiz oğlumuzun... Kapıya bakın. Nasıl Mustafa burada mı? İçeride bir misafirimiz var. Çağır gelsin. İşte amirim. Beni döven vicdansız abi bu. Kafamı kırdı. Kanadını görünce bir daha vurdu. Zannımca öldürecekti beni. Abimdir. Sırf o katil olmasın diye başımı çektim çekicinin önünde. Ya çekmeyeydim? Besim Bey, hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola kadar gelmelisiniz. Baba? Bir şey yok kızım. Amcan işte. Yarın gider konuşurum. Memur Bey, misafirlerim var. Yarın ifade için gelsem olur mu? Ya nasıl bir aileye düştük biz? Edip. Peki Besim Usta, ama yarın mutlaka gelin. Kusura bakmayın. Nasıl bir akşamsa? Evet, pek hayırlı bir akşam değildi. Efendim, sebebi ziyaretimiz Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınız Dicle'yi oğlumuz Hakan'a istiyoruz. Kızımıza soracağız. Eğer kabul ediyorsa sözümüz yok. Efendim malumunuz onlar tanışmışlar, konuşmuşlar, karar vermişler. Bize de görevlerimizi yapmak düşer. Ben hatta onlar için Eskişehir'de bir villa bile aldım. Onun için böyle düğün, nişan hemen bir önce bitirelim, bitsin bu iş. O nasıl söz öyle? Bunun bir adabı var. Her şey usulüne göre olmalı. Hem Dicle bize Eskişehir'e gideceğini söylemedi. Benim de şimdi haberim oldu. Baba, sürprizin bu muydu? Yani Eskişehir'e giderlerse daha iyi olmaz mı? Diyarbakır'ın nesi var? Burada kalırlar. Yapmayın beyefendi. Diyarbakır nereye, Eskişehir nereye? Son sözümüzdür. Evleneceklerse burada kalacaklar. Efendim, bizim de son sözümüz Eskişehir olursa daha iyi olur. Yok, olmaz. Veremedik kızı. Bizim? Yani bu işin başından böyle olacağı belliydi. Bu türlü saçmalıklara daha fazla tahammül edemem. Hadi kalkın gidiyoruz. Gideceğiz, saz gidin. Ha, bir de kovuyorsunuz. Baba. Hadi kalkın ben gidiyorum. Edip. Edip lütfen. Ne oldu Tahsin? Ani abla. Ani? Mm-hmm.
Gizli. Bir konuşalım mı? Lütfen. Şimdi olmaz. Bu durumda hiç olmaz. Ya babamın aldığı evden gerçekten haberim yoktu. Peki ne zaman konuşacağız? Bunlar ne? Onlar. Hadi bakalım toparlan. Sen de bizimle Eskişehir'e geliyorsun. Ben bir yere gelmiyorum baba. İlk karşılaştığım zorlukta sevdiğim insanı bırakıp da bir yere gitmem. Sizi bilmem tabii. Sevdiğin insanı bırakmazsın ha? Peki Tülay ne oldu? Edip, lütfen eskileri karıştırmayalım. Sen bırakıp gittikten sonra kız hayata küstü. Biz diye bir şey yok artık. Bu ne demek oluyor Hakan? Bakın, çocukluğumuzdan beri Tülay'ın ve benim evleneceğimizi hayal ettiğinizi biliyorum. Ama ben hiçbir zaman Tülay'ı eşim olarak hayal etmedim. Peki ben? Ben neleri bıraktım? Edip, lütfen. Sen gittikten sonra 40 yıllık doktorluk mesleğimi bıraktım. Oğlum sen ne yaptığının farkında mısın? Bu kadar kişiyi üzmeye hakkın yok. Kendi hayatımı yaşamak için kendi kararlarımı veriyorum baba. Öyle mi? Kendi kararlarını alıyorsun, öyle mi? O zaman neticelerine de katlanacaksın. Bak sana son defa söylüyorum. Bir gün buraya tıpış tıpış ağlayarak döneceksin. Anlaşıldı mı? Tıpış tıpış ağlayarak döneceksin. Edipciğim sakin ol. Edipciğim lütfen. Baba. Edip. Burada da bir şey yok. Ya Ahmet abi bu böyle olmayacak ha. Ne yapacağız? Ya bu haritayı okuyabilen birine göstermemiz lazım. Ya oğlum paramız mı var? Kime okutacağız ya? Resul şerefsiz de zaten. Ekrem amcam Ekber'den istiyor. Ya onda para ne gezer? Ya öyle bir kitap belki vardır ha. Teşekkürler. Şimdi de sahnelerin hanımefendisi Sayın Selda Asan'ı alkışlarınızla davet ediyoruz. Derdiniz ne bakalım? Ya ne derdimiz olacak amca? Seni görmeye gelmişim. Amca seni görmeye geldim. Abimin buraya geldiğinizden haberi yok değil mi? Yok canım, nereden bilecek? Şimdi abimle aramdaki meseleyi biliyorsunuz. Şu tarla meselesi. Ya o tarlada gözüm yok. Kaset yapacağım, klip çekeceğim, param yok. Teminat olarak tarlayı göstereceğim. Yoksa sıçarım tarlaya. Ondan bütün tapuları üstüne aldı sattın değil amca? Abim bunu doldurmuş. Bellidir. Sen yanılıyorsun. Tapuları üstüme almadım. Bana haciz gelince üzerimde ne varsa aldılar. Abi vallahi satıyorum. Birkaç gün daha müsaade et satınca parayı cebinde bil. Tabii canım. Amcam deli mi ki tarlaları üstüne yapsın da satsın, değil mi? Değil mi yeğenim? Tövbe estağfurullah. Ben içmiyorum amca, içmiyorum. Ya amca o içmiyor. Niyeti var hacca gidecek o yüzden. Yok yok. Benim yeğenim doğuştan hacı. Amca. Ya biz buraya aslında şey için geldik.
bizim biraz paraya ihtiyacımız var. He. Mesela ne kadar? Mesela öyle çok değil canım. 2000'cik. İyi, olur. Yalnız benim de bir şartım var. Abimle aramdaki davada yanımda olacaksınız, bana şahitlik yapacaksınız. Olmaz. Olur. Niye olmasın? Olur. Olur amca, olur, olur. Olur da 5000 liranı alırız. 5000 lira. He. Tamam. Kabul. Aslan amcam. Ben sıkıldım, aramayacağım. Sen bilirsin. Ama bulursam sana vermem. Bulursan, bulunsaydı şimdiye çoktan bulunmuştu. Ben gidiyorum. Bulacağım işte, göreceksin. Baban öldükten sonra senden hiç ses çıkmadı. Anadolu'da olduğunu duymuştum. Demek ki buradaymışsın. 5 yıl Kars'ta emniyet müdürlüğü yaptım. Sonra da tayinim buraya çıktı. Edip amca, senin burada ne işin var? Hakan ne oldu? Hakan yurt dışındaydı, doktor olacaktı. Ah, sorma Salih'ciğim, sorma. Hakan genel cerrahi uzmanı olduktan sonra Türkiye'ye döndü. Ama bu oğlan bitirdi beni, bitirdi. Niye, ne oldu? Onun için müthiş bir proje düşünmüştüm. İyi ya. Büyük bir hastane açacaktım. Onu başına doktor olarak koyacaktım. Ama beğenmedi beyefendi. Anadolu halkını yakından tanımak istiyormuş. Doktorluk görevini Anadolu'da yapmak istiyormuş falan filan. İyi ya, bu da iyi bir düşünce Edip amca. Evet öyle ama burada daha fazla kalamaz. Birlikte götüreceğim onu. Anladım. Sen istemiyorsun. 5 yıldır ben bu memleketteyim. Gitmeye de hiç niyetim yok. Peki burada yaşamak zor olmuyor mu? Kalk seninle biraz gezelim. Yani bir yerlerde de 1-2 kadeh atarız. Olur mu? Olur, hadi kalk. Selam aleyküm. Çoğani başı. Çal çabak, çal çabak. Spazlık. Ya Salih, sen Türkçe'de mi biliyorsun? Edip amca, birbirimizin dilini öğrenmeden nasıl anlaşacağız? Nasıl güveneceğiz birbirimize? Kızım. Hadi kızım. Gel yanımıza. Tamam ana. Geliyorum. İçeride mi? Filiz? Edip hayatım, neredesin? Merak ettik. Bugün çok güzel bir gündü. Bak neler öğrendim. Lorke, 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 lorke. Hani bana bir kahve yaptı, içeyim. Neredesin baba? Salih'le beraberdim. 2 tek attık. Salih? Ha, sen tanımazsın tabii. Benim çocukluk arkadaşım Ahmet'in oğlu Salih. Buraya emniyet müdürü olmuş. Sen hatırlarsın. Ankara'da bizi yemeğe davet etmişti. Hatırladın mı? Hı? Ahmet. Aa, evet. Salih de yarın akşam bizi yemeğe davet etti. Hep beraber. Baba, baba bütün gün... Hadi bir kahve yap da içeyim. Çok yorgunum. Tamam hayatım.
Ahmet. Baba ya. Buyur baba. Benim dağlı gümüş tütün tabakasını görmediniz değil mi? Yok baba, bulamadık. Yok baba, haberim yok. Zaten size başka bir şey söyleyeceğim. Buyur baba. Bu bizim tarla işini diyorum, halletsek. Tarla işini ben hallederim baba. He. He. Yani iyi bir yalancı şahit bulduk mu o iş tamam. Kim ki? Zaten olmaz. Ya niye olmasın? Böyle çevremizden olmayan, tanıdık olmayan, yabancı biri. Yani var öyle biri abi. Var. Ama çok para ister. Olmadı işte. Kimdir bu? Resul. Resul? He. Ya baba, Resul bizim arkadaşımızdır. Biz ona söylesek seve seve yapar. Para mara istemez avalla. Resul he? He. Oğlum benim tanıdığım Resul adama günahını satmaz parasız. Ben hallederim, siz merak etmeyin ya. Ben konuşurum. İyi. Sen konuş öyleyse. Tamam. Ben ne gerekirse söylerim. Şimdi sen bu Resul'ün babama parasız yardım edeceğini düşünüyorsun he? Ne demek? Ya bunca yıllık arkadaşımızdır abi ya. Olsun o kadar katırmıyoruz. Allah Allah. Olsun olsun. Oğlum hacı bayağı hatırım varmış ha. Lan hani bedava ayarlayacaktı. Adam bildiğin hazineye ortak oldu. Ya abi nereden bileyim böyle paracı şerefsizin biri oldun ya? Ya sen onca yıldır tanıyorsun Resul'ü. Hiç parasız bir şey yaptığını gördün. Yok valla görmedim. Yok valla görmedim. Ne olacak şimdi? Hazine üçe bölünecek. Ya abi bir de iyi tarafından bak. Babam bu şerefsize para vermeyecek. Hay senin aklına tüküreyim hacı. Abi hiç toprağa bakmıyor. Hep sulara bakmıyor. Ya o kadar para verdi bu haritacı ya. Vallahi içimden bir istiyor bu haritacı bizi kandıracak. Hay senin içine. Müjdemi ister. Gömün yerini bulduk. Allah'ım! Allah'ım sana şükürler olsun Allah! Allah'ım abi! Gel! Haritacı işaret surlarda diyor abi. Ne? İşaret surlardaymış. Surları mı patlatacağız? He. Nasıl? Sana gel konuşalım diyorum. Sen kaçıyorsun. Benim önceliklerim değişmiyor. Senin isteklerin artıyor. Ha baban evimize gelip isteklerini sıraladığında... Eğer babamın bizi aldığı evden söz ediyorsan... ...o konu kapandı. Şimdi bunları konuşmanın ne zamanı ne de yeri. Biraz da bizi düşün. Bu kadar bencil olduğuna inanamıyorum. Daha aniliyle kaç gün oldu? Anla. Peki, sen bilirsin. Ava şüştü ne be, ava koştu be. Ava şifa ede. Fasahate be. Aa oğlum, bu kadar kirlenecek ne var? Daha sabah yıkadım seni. Şu ellerinin çamuruna bak. Sevgi taşını arıyorum ya işte ara. Aa paşam, kim o sırrı bulmuş ki? Kime vermiş ki o sırrı sana versin oğlum? Bak, lafı dolandırmadan söyleyeceğim. Aranızdaki bu çocukça kaprisler ikinize de hiçbir şey kazandırmaz. Biraz yetişkin gibi davran. Haklısın Handan. Ama kırgınım.
Yani artık nasıl konuşacağımı, nasıl davranacağımı bilemiyorum. Benim zamana ihtiyacım var. Belki bu yüzden kaçıyorum. Ya dinamitle yıkılacağına eminsin abi. Vallahi yıkılmasına yıkılır da o kadar dinamiti nereden bulacağız? Buluruz da. Ya dinamit için de çok para gerekli ama. Onu da sen bul kardeşim. Onu da sen bul. E peki. Onu da ben halledeyim. Ama akşam patlatırsak sese jandarma gelir hemen. E daha geç vakitte de gelemeyiz. Ha en iyisi gündüz yapalım bir şey bak. O zaman şehrin gürültüsünden patlama sesi falan da duyulmaz. Hem ses falan gelse de hani asker polisin işi deyip kimse gelmez buraya. Ula o zamana kadar gelen olsa da o zaman çoktan hazineyi almış tüymüş oluruz biz ya. Ya duvarlar yıkılıyor. Ya define de patlasa. Doğru. E ben onu da düşündüm. Dinamitleri öyle bir şekilde koyacağız ki sadece duvarlar çökecek. O zaman sabah gelir bakarız artık. Hayırlısı kısmet artık. Garanti altınlar buradadır değil. Bak boşu boşuna patlatmayak günahtır ha. Vallahi oğlum harita öyle diyor. Harita burada değilse buradadır. Bekle bizi yarın gel yok sen almaya. Vallahi içim ısındı ha, içim ısındı. Yüz yüze görüştüğümüzde konuşuruz. Hoş bulduk. Buyur gel. Konuşalım demiştin Hakan. Babamın bizi aldığı evden gerçekten haberim yoktu. Benim de o gece haberim oldu. Artık önemi var mı? Bu kadar yaşanmışlıktan sonra bir önemi var mı? Nasıl dersin? Anlamıyorsun beni Hakan. Beni anlamıyorsun. Sorun bu değil. Dedem, sen bu şehrin Dicle'sisin derdi. Nasıl ki Dicle Nehri bu şehirden ayrılamazsa sen de bu şehirden ayrılamazsın derdi. Oku. Bu şehrin insanlarına faydalı bir insan ol derdi. Hakan, bu şehri kendime kutsal saydım. Ben bu şehirden ayrılamam. Anla beni. Ya anlıyorum. Tabii ki anlıyorum ama sen de beni anla. Aşk omuz omuza ilerlemek değil midir? Biz bu yola birlikte çıkacaksak senden sadece tek bir şey istiyorum. Sadece bana birazcık daha vakit ayır. Nasıl? Bekle biraz. Anlamadın değil mi? Seninle ilk tanıştığımızda güvercin tüyleri bulunduğu yerdeki mutluluğu kutsar demiştin. Ben de seninle her buluşmaya geldiğimde bir tane güvercin tüyü getirdim. Mutluluğumuzu kutsasın diye. Bunlar da sana veremediğim tüyler. Sana dair oldukları için de atamadım. Sana olmaz değil mi? Efendim. Anladım Bulut. Tamam. Hemen geliyorum.
Hakan. Gitmen gerekiyor değil mi? İşte bizim sorunumuz tam olarak bu. Anla beni Hakan. Gitmem gerek. Gel. Gel beraber gidelim ha? Asıl sen kal. Eğer beni gerçekten seviyorsan kal. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ama... Git. Git! Devamlı. Çabuk. Ha? Anam. Babamın. Babamın. Anam. Babamın. Tarlayı ekip biçerek geçirmek zor. Borç harç bir traktör aldı Cumali. Yük taşırım, ara ne iş varsa yaparım dedi. Traktörü aldığının haftası bir iş aldı. Tarlaya taşınacak gübreyi götürecekmiş. Dönerken de çapaya giden ırgatları römorka doldurmuş. Tarla sahibi öyle istemiş. Nasıl olmuşsa kader işte. Traktör devrilmiş. Irgatlar yaralı. Bizimki öylece kala kalmış. Kazandıkları, aldığı borçlar umudu yitti. Kaldıramadı. Yarın devam ederiz yine. Oğlum? Eve dönüyoruz. Nedir bu böyle birdenbire? İstediğin oldu işte baba. Dönüyoruz. Böyle apar topar mı? Sevinsene anne. Bak babamın dediği oldu. Yarın sabah çok erken kalkıp gideceğiz. Hazırlansanız iyi olur. Unutma dişli. Farklılıklarını, aşklarını harcına katıp zenginleştiremeyenler büyük bir aşkı yaşayamazlar. Senin kardeşliğine. Abi yine başladı. Allah senin.
Avukat, hani halledecektin bu işi? Hüsnü Usta, şahitlerin gelmedi. Ben ne yapayım? Şimdi bir dahaki mahkemeye mi kaldık? Evet, bu defaki gibi olmaz. Bir saattir şahitleri bekliyoruz. Ulan Ahmet, yapacağın iş ancak bu kadar olsun. Ulan Ahmet, yaktın beni. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ya yok yok. Dinamitleri aldım şantiye şefi. Bunlarla dağ bile yerinde sökersin diyor vallahi. Ona da söylemedin değil mi? Ya yok, eşek değiliz ya. Ha, bunlarla balık avlamaya gideceğiz dedim ama. E tabii çok para aldı o ayrı. Tabii eşek değilsin ya. Ya vallahi benim içimde kötü bir his var ha. Başımıza bir uğursuzluk gelmese bari. Sus hacı, sus sus. Uğursuz uğursuz konuşma hacı. Tövbe yarabbim. Herhalde tamam. Hadi bismillah. Mehmet'in sesi! Mehmet! Bazen anneyi görmeye giderdi. Benimle konuşmazdı. Ama bana olan sevgisini hissederdim. Şimdi en çok annenin sevgisine muhtaçım. Neden şimdi bana bunu anlatıyorsun? Sessizliğin annenin sessizliğine çok benziyor. Seviyorsan bırakma. Sahip çık aşkına. Handan'la Metin'le vedalaşamadım. Bir hastaneye uğrayalım da ben bir hoşçakal diyeyim. Tamam. Dicle ile tekrar konuşmasın Hakan. Ya bana söyleyecek bir şey bırakmadı ki. Acile kanamalı bir çocuk getirildi. Kardeşi Mehmet. Tanıyorum. Acilen ameliyathaneye hazırlasınlar. İç kanama riski olabilir. Kan takviyesi yapsınlar. Abi. Telaşlanmayın. Yanında Hakan var. Allah razı olsun. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama durumu kritik. Hayırlısıyla babam iyileşsin. Kutlar dağına kurban keseceğim. Sesim var. Merak etme, iyileşir besim, iyileşir. O babamın adını verdim. Sonra adıyla çağıramadım. Adını söylemek dilime çok ağır geldi. Büyüklerin durumu ne oldu? Allah onları bizim gibi yapsın.
Surları yıkıp hazine bulacağım diye az kaldı. Tutuklamışlar. Vesim, buranın emniyet amiri benim çok yakın çocukluk arkadaşımın oğlu. İstersen ona gidelim, belki bir şeyler yapar. Evlat işte. Ne yapsa peşinden gideceksin. قربان لا او دار بره نابا مزلالا او افسر مدابون خیلی دروری 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 دار قربان لا او که زبان قدیای دروری مثل که anneler çocuklarının hayaliyle yaşar ve çocuklarını kendi yanında isterse bütün masalların sırrını çözeni evladı olarak kabul eder ve yanına alır. İşte küçük Mehmet de sevgi taşını bulunca masalın sırrı çözüldü ve Allah da onu yanına aldı. İnsanlar konuşsun diye yeni bir masalın kahramanı yaptı. Ama Mehmet sevgi taşını ararken yeni bir masalın kahramanı olacağını bilemedi. Mehmet! Baba!
giriye Mıçı hokam edi da dicled her kedin Her kevir, her bacar, her dil o Rona hiya çavim evin dalamı Her rona hi, her evin, her cihan Leçeyi çavim evin dalamı Rojen reşnini, cihin reşnini Batin reşnini bileyim anlayın Rojen reşnini, cihin reşnini Jiyan bedi evin amın kader amını Rojen reşnini, cihin reşnini